Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sony Vegas'ta altyazı nasıl eklenir onu göstereceğim. Hız kesmeden videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar videoyu atlamadan izleyin ki işlemleri kaçırmayın. Ben iki tane fotoğrafı uygulayacağım ve bir tane videoyu uygulayacağım. Siz de istediğiniz bir videoya veya fotoğrafa uygulayabilirsiniz. Şimdi geldik, nasıl yapacağız? Herhangi boş bir yere arkadaşlar sağ tıklıyoruz, insert video track diyoruz. Üste bir katman açılıyor. Daha sonra buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf tam oturmamış, kenarları siyah. Bunun sebebi bizim render ayarlarımız 1920x1080x30fps. Fakat fotoğrafın boyutu buna uygun değil. Bu yüzden fotoğrafa sağ tıklıyoruz. Switch diyoruz, buradan main diyoruz ve tam bir şekilde oturuyor. Daha sonra bu açılan katmanda buraya sağ tıkladık. Insert text media dedik. Daha sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Mesela ne hakkında video yapıyorsunuz? Mesela örnek veriyorum. Dünya hakkında 10 bilgi dediniz değil mi mesela? Dünya. Şöyle hakkında 10 bilgi yazdık. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buraya tam bir şekilde oturmadı. Yani büyük geldi. Hem buradan hem de buradan da düzeltebiliyorsunuz istiyorsanız. Biz mesela iki taraflı göstereyim ben size. Buraya tıkladınız arkadaşlar, Ctrl A dediniz. Daha sonra buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Mesela 20 dedik. Şuradan da istediğim bir şekilde oynatabiliyoruz. Mesela 20 küçük geldi. Buraya 30 da büyük geldi. Şöyle 25 dersek evet, 25 gayet iyi. Mesela buradan da istediğiniz bir şekilde bir fontu seçebilirsiniz. Şu fontu seçin mesela. Hafifte şu istiyorsanız mesela buradan da büyütebilirsiniz şöyle. Mesela şu boyut iyi. Daha sonra mesela bunu en başa çektiniz. Buradan istediğiniz gibi rengini ayarlayabilirsiniz şöyle belli olması için. Geldiniz mesela istediğiniz şekilde buradan da ayarlayabilirsiniz, yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bütün ayarları kurcalamaya çalışın ki kurcaladıkça öğrenirsiniz. Mesela buradan hafiften yaparsanız bunu harflerin birbirinden uzaklık ya da yakınlığını yapabilirsiniz. Daha sonra mesela bunu kapatalım. Mesela başlık bu böyle bir şey oldu. Şunu şuradan çekelim ki mesela güzel bir görüntü olsun. Daha sonra tekrardan gelelim. Hafiften şeffaf olarak gelsin. Şöyle izleyelim. Mesela dünya hakkında 10 bilgi dedik. Daha sonra mesela başlık giderken de şeffaf bir şekilde kapansın. Şöyle tekrardan izleyelim. Dünya hakkında 10 bilgi dedik ve yavaştan kapandı. Daha sonra mesela bu fotoğrafı da birleştirelim. Daha sonra aynı şekilde insert text media dedik. Mesela dedik ki dünya hakkında bilgiler edinmek için abone olun dedik. Yani tabii böyle bir cümle olmazdı. Şu an salladım ben. Daha sonra bunu başa çektik. Aynı şekilde bunu Ctrl A dedik. Biraz küçülttük mesela. Daha sonra mesela şu an tam bir şekilde sığmadı arkadaşlar. O yüzden şöyle de yapabilirsiniz. Mesela dünya hakkında bilgiler edinmeyi bulalım. Şöyle bir kere enter dedik mi aşağıya doğru iner arkadaşlar. Buradan da güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle mesela hatta şuradan da bir translation ekleyelim, geçiş efekti. Şöyle bir şey ekleyelim şuna da. Evet tamam, okey. Başlayalım. Dünya hakkında 10 bilgi dedik. Yavaştan kapandı. Fotoğrafımız geldi ve dünya hakkında bilgiler demek için yani yazımız geldi. Bu mesela bununla aynı şekilde fotoğrafı kenarları siyah. Aynı şekilde sağ tıklıyoruz, switch diyoruz. Buradan main dedik mi fotoğraf tam bir şekilde oturuyor. Eğer hareketli bir fotoğraf istiyorsanız da mesela şöyle bir şey yapalım. Bu da hafiften böyle yaklaşsın. Yani izleyen insanlar sıkılmasın. Şunu da mesela şöyle yaklaştıralım. Aşağıya çekelim. Ortaya çekelim, şöyle restore diyelim. Yani bütün her şeyi sıfırla diyoruz. Tekrardan baş atıp izleyelim. Dünya hakkında 10 bilgi geçti ve yavaştan da yaklaşıyor. Hoş durdu. Bir de videoyu uygulayalım. Mesela şuraya bir insert text media dedik. Ormanlar hakkında 10 bilgi. Buradan geldik. Küçülttük şöyle hafiften. Şöyle ortaladık. Hatta bu yazımızda kayarak gelsin. Daha güzel olur. Daha sonra Event FX'e tıklıyoruz bir sefer. Açılan pencerede hafiften bunu yukarı çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle iyi izleyin, işlemleri kaçırmayın. Daha sonra mesela tam burada gelmesini istiyorum. Tam orada. Sağ tıkladım. Restore dedim. Ve bekliyorum. Kapattım bunu. Şimdi izleyelim. Ormanlar hakkında 10 bilgi. Evet. Bu kadar. Mesela burada bitsin istedim. Tekrardan geldi. Şöyle izleyelim. Evet. Gayet hoş durdu. Daha sonra buraya tekrardan bir text açıyorum. Yani yazı.
Ormanlarda ağaçlar diye mesela cümleye başladım. Daha sonra buradan Ctrl A diyorum. Ben buradan fontumu seçeceğim mesela tekrardan. Buradan büyüttük. Buradan da boyutunu ayarladık. Şöyle hafiften aşağıya çektim. Buradan yazı rengimi seçtim. Böyle kırmızı yapalım bunu da. Hatta sarı yapalım. Bunu da sarı yaptık, evet. Daha sonra arkadaşlar buradan istediğiniz bir şekilde buradan da efekt verebilirsiniz. Mesela şunlardan şöyle yapalım mesela, bu nasıl olacak bakalım. Şunu da yaklaştırdık. Tekrardan izleyelim. Evet. Böyle bir efekt yani. Bunu uygulayın demiyorum ama orada da efektler var yani. Şuradan aşağıya doğru çekip buradan da istediğinizi uygulayabilirsiniz. Mesela earthquake var. Yani deprem efekti de var. Evet, hafiften sallanıyor gördüğünüz gibi. Gayet de hoş yani arkadaşlar. Bu kadar basit. İstediğiniz video fotoğraf uygulayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.